İlk evlilik planımızı yaptığımız zaman işini kurmuş, tahsil hayatını bitirmiş, belli bir iş hayatını belli bir düzeye getirmiş genç bir iş adamıyla evleniyorduk. Ve yaşamımızı İstanbul'da sürdürmek üzere beraberliğimize başladık. Bu hayatımız düşündüğümüz gibi 1983 senesine kadar devam etti. Bilhassa bildiğiniz gibi siyasi hayata geçişi, politikaya atılışı bizi her şeyden evvel İstanbul'dan koparttı. Tabii Ankara'da yaşamaya başladık. İki çocuk annesi olan Berna Yılmaz, bir lider eşi olarak yoğun bir tempoyla çalışıyor. Berna Hanım bundan şikayetçi değil ama bazen çocuklarını ihmal ettiğini düşünüyor. O tabii düşüncem oluyor. Bunu daha çok bu sıkıntıyı çocuklar üzerinde hissediyorum. Sanki onlara vermek istediğim ilgiyi biraz kısıtlamış gibi geliyor. Bu da benim elimde olan bir durum diye ama bunun bazen üzüntüsünü çekmiyor değilim. Ama mümkün olduğu kadar Ankara'da olduğum sürece veya tatillerinde, bilhassa şimdi küçük oğlunun okul tatilinde, sömestr tatillerinde daha çok onunla birlikte olmaya gayret ediyorum. Eksik olmasına hakikaten Allah böyle iki evlat kazandırdığı için bana çok Evet, şükrediyorum. ne mutlu. Eşiyle Türkiye'yi adım adım gezen Berna Hanım, zor yanlarına rağmen politikayı keyifli buluyor. Çok mutlu oldum Mesut politika hayatındayken. Bir sürü güzel şey, güzellikler yaşadım. Ama benim için ilk başta sayacağım Anadolu seyahatleri. Hakikaten politik yaşamın en güzel tarafı odur. Anadolu'yu karış karış gezme fırsatını bulduk. Çok kişiyle tanıştım. Çok güzel insanla tanıştım. Anadolu insanı çok sıcak, çok sevecen, çok dost. O bana büyük mutluluk verdi. Beni en çok etkileyen siyasi hayatta Anadolu'dur. Acaba kadınların politikaya katılımı konusunda Evet. sizin özel bir çabanız var mı? Ben kadınlarımızın katılımcı olmasından yanayım. Kendilerine bir görev verilmesini beklememelerini istiyorum. Kendilerinin talip olmasını arzu ediyorum. Bir zamanlar bir şeyler çıkmıştı işte kadınlara kota, onlara ayrıcalık işte şu kadar yüzde falan. Bu tip beklentiler içinde olmamalarını tavsiye ederim. Benim görüşüm. Kendi yerlerini kendileri açsınlar. Kendi çabalarıyla gelsinler. Eşim hakikaten hanımlara son derece de değer gösteren bir kişidir, bir liderdir. İlk kadın valimiz eşim zamanında göreve gelmiştir. İlk seçilmiş hanım bakan yine bizim İmran Hanım, yine bizim partimizdedir. Bunlar güzel şeyler fakat ben sayılarının çok daha fazla olmasını arzu ediyorum. Aktif politikanın içinde yer alan Berna Hanım, ileride parlamentoya girmeyi düşünüyor mu? Aktif siyasete girmeyi hiçbir zaman için düşünmedim. Bu benim kendi tercihim. Bunu eşim siyasette olduğu için de söylemiyorum. Eğer eşim siyasette olmasaydı da düşünmezdim. Benim için en güzel görev bu kadar seviyeli politika yapan eşimin yanında ona destek olabilmek. Berna Hanım son zamanlarda üslubunu sertleştirdiği söylenen Mesut Bey'i hırçın buluyor mu? Ara sıra öyle bazı kişilerin dediği gibi hırçın tabir aynen onun için söylüyorum hırçınlaşıyorsa bu da muhakkak kendi insanımızın, milletimizin içinde bulunduğu sıkıntılardan dolayı bir takım şeyleri kendine istediği gibi verememesinin veya gördüğü aksaklıkları nedeniyle olabilir. Bunları da haklı görüyorum ama bu tabirler olmuyor. Bugüne kadar pek çok lider ve eşiyle tanıştınız. Evet. Acaba hangisinden daha fazla etkilendiniz? Kimi daha çok beğenirsiniz? Benim hayatımda rahmetli Mehbibe İnönü'nün büyük bir yeri vardır. Kendisi önder bir lider eşi, daima eşinin yanında. Ayrıca da modern Türk kadınının büyük bir önderi. Liderlerden de Margaret Thatcher beni etkileyen bir liderdir. Kendisi son derecede başarılı bir kariyeri vardı. Fakat o
kariyerindeki grafikte düşüşü gördüğü anda kendini sorgulamasını bilmesi benim için son derecede önemlidir. Söyleşimiz bittiğinde Mesut Yılmaz doğum gününü oğlu Hasan'la kutlamak için geldi. Sadece alternatif ekibinin görüntülediği bu mutlu tablonun uzun yıllar sürmesini diliyoruz.